Hadi Filiz daha hızlı. Emin misin? Evet. Ağaçların dallarına doğru hadi. Duygular sarınca beni. Bulutların üstüne hadi. Gizlice tuttum. Çıktın o bulutun üstüne. Yaklaştı. Hadi o zaman. Çıktık. Sen de yanı başımdasın. Keşke atabilsek sırtımızdaki yükleri tek tek. Kaçırdığımız güzelliklerin önünü kesebilsek. Bir daha yaşasak. Kavgaları, yanlış anlamaları, mutsuzlukları atsak aşağı. Kuşların kanadına tutunsak. Daha hafif yaşasak. Neşeyi ıskalamadan, yaşamın tadını alarak. Pamuk şeker tadında olsa hayatımız keşke. Bir sana bir de bana. Eline sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ayşe. Diyorum ki herkesten her şeyden uzaklara gidelim. Bırakalım buraları. Gidelim. Sadece baş başa ikimiz olalım. Yeni bir hayat kuralım. Ben sana yaşattığım bütün tatsızlıkları unutturayım. Sen hep gül. Sen gülünce biz gülelim. Mutlu olalım istiyorum. Ne dersin? Sevmek aynı zamanda sevdiğinden vazgeçebilmektir Ayşe. Sizin gücünüz Ferit'le bizi ayırmaya yetmez Azade Hanım. Ama ben bana güvenmeyen biriyle evli kalamam. Bu kağıdı siz istediğiniz için değil. Ben Ferit'i affedemediğim için imzalarım ancak. Ben sensiz nefes alamıyorum. İliklerime kadar her hücremde seni hissediyorum Ferit. Ama seni sevmek kendimi ihanet etmek gibi oluyor. Seninle olunca söylediğin her şeyi kabul edecekmişim gibi hissediyorum. Olmuyor yani, yapamıyorum. Seni affedersem eğer ben olamam. Şimdi bir defa acı çekeceğim. Ama seni affedersem her gün bu acıyı çekeceğim Ferit. Ayşe ne diyorsun? Ne bu? İmzala bunu. Bitsin bu iş.
Ayşe, aklım almıyor. Sen ne zaman hazırlattın bu boşanma protokolünü? Hı? Ne zamandır düşünüyordun boşanmayı? Ya bunun bir önemi yok artık Ferit. Hadi sen de imzala şunu, bitsin artık bu iş. Ayşe, ne olur yapma böyle. Ya birbirimizi bu kadar seviyorken harcama bizi bu kadar kolay. Kıyma bize. Yok mu Ayşe ile Ferit'in bir şansı daha? Bu dünyada yok mu bizim bir şansımız daha? Biz milyarlarca insan arasında karşılaştık. Birbirimizi sevdik. Bu bizim için büyük bir şanstı. Ama bir ilişki yürütmek için sevgiden daha önemli şeyler varmış. Güven daha önemliymiş. Ben şimdi sana bakınca Ayşe'ye inanmayan bir Ferit görüyorum. Sen de bana baktığında yalancı bir Ayşe görüyorsun. Benim sevgi anlayışım bu değil. Ben böyle bir evlilik istemiyorum. Ayşe, bak. Bir hatanın bedeli bu kadar ağır olmamalı. Kendimi affettirmek için her şeyi yapmaya hazırım. Kıyma bize. Lütfen. Hata yaptım. Senin kalbini kırdım biliyorum. Ama benim kalbim paramparça. Bir hata. Lütfen izin ver, affettireyim kendimi. Ferit, bırak. Gerçekten bırak artık. Geriye güzel şeyler kalsın bizde. Bak, yıpratmayalım, tüketmeyelim artık bu sevgiyi. Sevgiyle hatırlayalım birbirimizi. Hadi. Hadi, imzala şu kağıdı, bitsin artık bu iş. Hafızamızdan kötü anıların hepsini silelim. Ayşe, ne diyorsun Allah aşkına ya? Bundan daha kötü bir anımız olabilir mi? Ne demek imzala bitsin? Ya özür dilerim. Çok haklısın. Ne desen haklısın. Sana inanmadım. Biliyorum. Seni dinlemedim. Seni kırdım. Senden hariç herkesin her söylediğine inandım. Ama bana da hak ver lütfen. Hele ki sana bu kadar aşıkken tekrar aldatılma ihtimali gözümü kararttı Ayşe. Lütfen anla beni. Lütfen. Benim tarafımdan da bakmaya çalış, olur mu? Özür dilerim. Hande'ye inandığım için, seni dinlemediğim için özür dilerim. Hande'nin getirdiği o saçma sapan sahte fotoğraflara inandığım için affet beni. Kusuruma bakma. Ne diyeyim? Hata ettim. Ben yaptım, sen yapma. İzin ver, hatamı telafi edeyim. Lütfen. Fotoğrafları Hande mi yapmış? Evet. Emin misin? Evet. Emin olmasam söylemem. Hande mesaj atmış. Benim de çaldı az önce telefonum. Video göndermiş. Bana da. Ferit, hatırlıyor musun? Seninle kumdan atlamaca oynuyorduk. Sen çok korkuyordun düşerim diye. Endişeleniyordun benim için. Delisin sen diyordun. Yine desene. Ama artık umurunda değilim de ben. Bak. Yeterince yüksek mi? Buradan atlasam kalbim parçalanır mı? Acısı diner mi? Ayşe, hayatımıza girdiğinden beri ben zaten ölüyüm. Sen kazandın Ayşe. Ben Ferit'i kaybettim. Ferit! Duyuyor musun beni? Ben bir tek seni sevdim. Ama olmadı. Sen hiç inanmadın bana. Öyle olsun. Ben artık gidiyorum. Ferit, böyle durmayalım. Çabuk bir şey yapmamız lazım. Ya anlayabiliyor musun yerini şu an? Çocukken kum atlama yarışı falan diyor. Öyle bir şey hatırlıyor musun hiç? Ne bileyim, çok eskiden giderdik bir tepeye ama inşaat alanı o. Hadi hadi gidiyoruz, buluruz. Çabuk. Betül, yavrum. Hande telefonlarını açmıyor. Çok merak ediyorum kızım. Doktoru da aradı, intihardan falan bahsettiğini söyledi. Kızım, sen hiç görüştün mü, konuştun mu bugün? Çok üzüldüm teyze. Bugün bize geldi ama ondan sonra hiç konuşmadım.
Ama ben de hiç iyi görmedim Hande'yi. Allah'ım yarabbim. Yavrum ben kime gideyim, nereye gideyim kızım, kime sorayım? Zümrüt teyze, ne olursun panik yapma. Bak kötü de düşünme. Hande çıkar mutlaka bir yerden arar seni zaten. İnşallah yavrum, inşallah. Eğer Hande seni ararsa beni haberdar et, değil mi? Zümrüt teyze tamam, sen panik yapma. Ben aradığında hemen arayacağım seni. Tamam. Kesin kendine bir şey yaptı. Bir de bizi öyle görünce çok kötü oldu. Zaten acınacak durumdaydı. Ben yüzündeki çaresizliği gördüm. Kesin bizim yüzümüzden bir şey yaptı kendine. Betülcüğüm bir sakin olur musun ya? Niye kötü bir şey yapsın kendine? Belki telefonunu kapatmıştır, kafa dinliyordur. Yapma ya. Yaman ben arkadaşıma yanlış yaptım. Ben en yakın arkadaşımdan evlendiğimi gizleyerek çok büyük yanlış yaptım. Betülcüğüm bir sakin ol ya. Biz evlendik diye niye bir kötülük yapsın kendine Allah aşkına? Ortada yapılacak bir kötülük varsa onu Hande yapar zaten. Anlamıyorsun. Ya anlamıyorsun, bu sefer başkaydı. Sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ben de onu anlamıyorum. Çünkü Hande'yi iyi tanıyorum. Biliyorum. Hande buraya geldiğinde hala hayatında mıyız diye bakmaya geldi. Çaresizlikten geldi. Yakınlarında biri var mı diye bakmaya geldi. Biz ne yaptık? Biz Hande'yi geri çevirdik ama. Onda mı haberi yokmuş? Hande! Hande! Ferit! Ferit ambulans çağır çabuk! Hande! Hande! Hande beni duyuyor musun? Yaşıyor! Yaşıyor! Hande! Hande beni duyuyor musun Hande? Ben hemen ambulans çağırıp geliyorum. Hande aç gözlerini. Kafam, kafam kırılıyor. Alo merhaba. Bizim bir ambulansa ihtiyacımız var da. Benim ismim Ferit. Ferit Sancaksade. Saraycık yolu caddesi üzerindeyiz. Merkez caminin hemen arkasında inşaatlık bölge. Teşekkür ederim. Acele edin lütfen. Ferit! Ferit çabuk! Karabak. Ölmeyeceksin sen sanma. Sana hiçbir şey olmayacak, merak etme. Sen güçlü bir kadınsın, tamam mı? Ferit. Hande. 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 Bak ben buradayım. İyileşeceksin, kurtaracağız seni. Merak etme. Tamam komiserim, sağ olun. Yani vallahi merak içindeyiz ya. Biz ya bir haber alırsanız ne olursunuz bize de söyleyin. Annesi çok perişan durumda. Allah razı olsun sizden. Sağ olun, çok çok sağ olun. Antakya'nın her tarafına adam salmışlar. Hiç merak etmeyin, kızınızı bulacağım dedi. Zümrüt, sen de kendini bu kadar perişan etme ne olur. Bulacaklar kızımızı. Biraz sakin ol. Ferit arıyor. Ferit. Ferit, oğlum. Zümrüt Hanım, benim Ayşe. Ayşe? Ayşe? Ne oldu? Zümrüt. Hande! Hande! Zümrüt! Hande! Zümrüt! Şuna ne oldu? Hande! Ne oldu Hande? Hande kendini atmış. Hastaneye getiriyorlar yavrumu. Hande. Hande. Ferit, ben çok kötü oldum ya. Çok kötüyüm.
Tamam Ayşe, tamam, tamam. Sakin ol Ayşe, sakin ol. Ölmek istemiyorum dedi bana. Ölmeyecek inşallah, tamam mı? Kötü düşünme. Bak, şu an hastaneye getirdik. Doktorlar müdahale ediyor. Her şey yolunda olacak. Kurtaracaklar onu. Sen sakin ol lütfen. Dua edeceğiz, tamam mı? İçerideki hastanın yakını sizdiniz sanırım. Acil ameliyata alınma ihtimali var. Bize hemen sıfır RH negatif kan lazım. En zor bulunan kan. Çok acele etmeniz lazım. Benim kan grubum sıfır RH negatif. Ben verebilirim. Hemen alalım sizi. Tamam. Ferit. Öfkeyle alınmış bir karar. Benim canımı acıtmak için aniden yapılmış bir hamle sadece. Ferit seni saçma sapan bir oyuna meze ediyor. Teyzeciğim tamam sakin ol, sakin ol. Hande iyi. Şu an müdahale ediyorlar. Yaşayacak tamam mı? Sakin ol lütfen. Doktorlar ne diyor? Ne olmuş yani? Hayati tehlikesi var dediler. Acil müdahale ediyoruz. Ameliyata alabiliriz dediler. Kana ihtiyacımız var. Hazırlıklı olun dediler. Onun kanı zor bulunur ama sıfır negatifti. Buldular mı? Bulduk, bulduk. Ayşe ile Hande'nin kanı aynı çıktı. Şu an Ayşe kan veriyor. Çıktı işte. Sağ kızım. Sen iyisin değil mi? İyiyim. Ya ne dedi doktor? Neyi varmış tam olarak? Tomografi çekilecekmiş. Yani beyin kanamasından şüpheleniyorlarmış. O yüzden. Beyin kanaması mı? Müsait. Tamam, tamam sakin ol. Lütfen. Üzülmeyin, iyileşecek. Hande çok güçlü bir kız. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. İyi olacak o, merak etmeyin. Hüseyin amca, sen yapma bari. Dirayetli ol. Zümrüt teyzemin haline bak. Senin ona destek olman lazım. İyileşecek anne. Bir dakika ya. Kızımı nerede buldunuz lan siz? Sizin nasıl haberiniz oldu? Saraycık yolu caddesi var ya. Cami var orada. Onun arkasındaki inşaatlık alanda bulduk. Ne yaptınız lan kızıma siz? Ha? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Hüseyin? Ya biz ne yapalım senin kızına? Ha? Ne yapayım ben senin kızına? Cani miyim ben? Ne bağırttırıyorsun beni hastanede? Bağırma, bağırttırma da kendine. Lan kızımın başına gelenle bir alakanız varsa ya. Allah Kur'an çarpsın, elinden kurtulamazsınız. Dur. Hüseyin, ne yapıyorsun? Mahvederim lan sizi. Hüseyin, ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Kızımız onlar kurtardı, hastaneyi onlar getirdi. Ya nereden biliyorsun sen de Allah aşkına ya? Ne yaptınız lan? Hüseyin Bey. Hande Ferit'le bize video gönderdi. Videoda kendine zarar vereceğinden bahsediyordu. Telaşlandık. Ferit de videodan nerede olduğunu tahmin etti. Koşarak gittik yanına. Atmıştı kendini. Sonra ambulansı çağırdı. Hadi canım sen de. Yalana bak ya. Göster bakalım videoyu hadi. Çıkar. Gösteririz, hadi. Gösteririz. Merak etme. Senin derdin video mu? Kızın içeride can çekişiyor. Önce bir iyileşsin, her şeyi gösteririz sana. Ya kızım iyileşmesin. Ya toprağın altına girerse ben nasıl öğreneceğim niye öldüğünü? Derdinin ne olduğunu nasıl öğreneceğim? Yeter Hüseyin. Kızım içeride can çekişiyor. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Video burada. Buyurun izleyin. Ayşe hayatımıza girince ben zaten öldüm. Sen kazandın Ayşe. Ben Ferit'i kaybettim. Ferit. Duyuyor musun beni? Ben bir tek seni sevdim. Ama olmadı. Sen hiç inanmadın ki bana. Ben artık gidiyorum. Çok mutlu olsun.
Bunlar hep senin yüzünden. Benim kızımın acısını kederin üzerine uyar kurdunuz lan siz. Ben vallahi bu hesabını sorarım. Lan harcadınız lan kızımı. Harcadınız. Ne demek harcadınız ya? Biz ne yaptık senin kızına ya? Ne demek harcadınız? Ferit tamam. Ne yaptık diyor ya. Şuna bak ya. Ulan ne yüzsüz adamsın lan sen. Ne yüzsüz adamsın lan. Bana bak Hüseyin amca. Bir şey bildiğin yok, bilip bilmeden konuşma tamam mı? Önce kızım bir Allah'ın izniyle iyileşsin, kendine gelsin, kendisine sorarsın. Ferit tamam ya, tamam. Ya baba o, baba. İçeride kız belki son nefesini veriyor, sen niye üstüne gitmesin yet? Neyi soracağım lan, neyi soracağım? Ne suçu vardı lan benim kızımın? Ne kabahati vardı lan? Yeter, yeter artık Hüseyin, yürü. Bağırma, burası hastane, bulaşma insanı. Ali Han ölürse, yavrum ölürse yakarım lan sizi. Katilsiniz lan siz. Yeter. Yürü ne olursun, yürü yeter. Kızımın katilisiniz ulan. Hadi yürü. İkiniz de katilsiniz. Hadi yürü. Kızımın katilisiniz. Yeter. Yeter. Sen katilsin sen. Sen o gencecik çocuğun canına kıydın. Otur da düşün bakalım. Kimin vebalini aldık biz diye bir düşün. Senin kızın kimin yüzünden içeride can çekişiyor bir düşün. Yeter artık Hüseyin. Git, git otur. İster dua et, ister tövbe et. Ama ne edersen et. Artık beni delirtme. Delirtme beni Hüseyin. Delirtme. Alttan haberi yok. Gelmiş beni suçluyor, seni suçluyor. Allah'ım ya Rabbim niye böyle şeyler hep benim başıma geliyor ya? Niye böyle şeyler beni buluyor? Ben ne günah işledim de bunlarla uğraşıyorum. Hüseyin amca haklı. Hüseyin amca haklı mı? Nesi haklı ya? Ne diyorsun sen Ayşe? Bizi suçlamak da haklı Ferit. Yani özellikle seni suçlamak da haklı. Ayşe ne saçmalıyorsun Allah aşkına sen ya? Sen beni sinirlendirmeye mi çalışıyorsun? He? Sen beni çifreden çıkarmaya mı çalışıyorsun? Ne demek haklı? Sen yapma bari bunu bana. Ferit, ya sen Hande'nin düğününde benimle evlendin. Ya o kadar büyük bir bedel ödettin ki kıza. Sana yaşattığı acıya sen mislili karşılık vermiş oldun. Ha, adaletsiz bir şeydi bu. Ben de bu adaletsizliğe seninle evlenerek ortak oldum. Ya sen bilmiyor musun benim bunu neden yaptığımı? Anlatmadım mı sana? Her şeyimi biliyorsun sen. Amacın ne olursa olsun insanlar acı çekti. Ya büyük hataydı. Evlenme teklifini benim kabul etmemem gerekiyordu. Daha da kötüsü, duygularımız gerçeğe dönüşmemeliydi. Pişmansın yani, öyle mi? Evet, pişmanım. Hem de çok pişmanım. Hande'den sonra içindeki boşluğu doldurdum ben senin. Bu sevgi değil ki Ferit. Ne demek sevgi değil Ayşe? Nasıl buna inanırsın? Nasıl böyle bir şey söylersin? Ya ben zaten zor duruyorum ayakta. Sen yapma bari bunu bana. Bize dair bir damla umudum vardı benim yeşermek için, nefes almak için. Sen kırma bari benim umudumu. Sen kesme bari benim nefesimi. Sen yapma bari. Kıyma bana. Sana nefes aldıran şey Baha'yı toprağa gömdü. Hande'ye yaşam mücadelesi verdiriyor şimdi. Bizim sevgimiz kimseye iyi gelmedi Ferit. Ne sana, ne bana, ne de başkalarına. İnsanlar bizim yüzümüzden acı çekiyor. Bunu kimseye yapmaya hakkımız yok. Ayşe. Üzgünüm. Ayşe. Ayşe. Yavrum bekle. Ne olur kusura bakma. Sen Hüseyin'in söylediği hiçbir söz hak etmiyorsun yavrum. Özür dilerim. Önemli değil Zümrüt teyze. Evlat acısıyla söyledim. Onu da anlıyorum. Sen Hande'ye kan verdin yavrum. Bize evladımızı bağışladın. Allah razı olsun senden. Hakkını helal et çocuğum. Helal olsun Zümrüt teyzeciğim. Hiç öyle düşünmeyin. Benim yaptığımı kim olsa yapardı. Ama siz merak etmeyin. Hande en kısa zamanda iyileşecek. Evladınıza kavuşacaksınız. Sarıp sarmalayacaksınız tekrar onu. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Amin yavrum, amin. Sen öyle vicdanlı,
öyle merhametli bir insansın ki. Allah da bütün anne babalara senin gibi hayırlı evlat nasip etsin inşallah. Hayırsız evlat yok Zümrüt teyzeciğim. Kötü eş, namussuz kadın da yok. Var kızım, var. Hayır, sınanmamış insan var daha çok. Başımıza kötü bir olay gelene kadar en sadık sevgili, en hayırlı evlat, en iyi eş değil miyiz birileri için? Ama en küçük sınavda yalancı, namussuz, hatta katil oluyoruz bazı insanlar için. Neyse. Hande iyileşecek. Siz de kızınızı yine bağrınıza basacaksınız. Hiç merak etmeyin. Amin. İnşallah yavrum. Hoşça kalın. Ayşe, Ayşe durur musun? Gel bırakayım onu. Gerek yok, kendim giderim ben. Niye? Sevgi değil ihanet kazanacak yani, öyle mi? İyiler değil kötüler kazanacak yani. Hatırlıyor musun? İlk tanıştığımızda bana bir şey söylemiştin. Ben çok iyi hatırlıyorum. Çoğu insan kendine sunulana razı gelir demişti. Ne sevdiğini, ne istediğini unutur demişti. Ne oldu şimdi o Ayşe'ye? Hı? E sen de o insanlar gibiymişsin. Değişik değilmişsin ki sen. Sen de şimdi herkes gibisin Ayşe. Sen de kandırmışsın beni. Hande'nin yanına geri dön Feriz. Senin ona bir can borcun var. Elini tutar, varlığını hissettirirsen eğer belki vazgeçmez. Hayata döner. Onun sana ihtiyacı var. Ayşe, ben sevdiğimle kurduğum hayalleri başka biriyle yaşayacak kadar ucuz bir adam değilim. Böyle mi cezalandırıyorsun beni? Şimdi iyi bir aşık olmaktan çok iyi bir insan olmaz ama. Senin ona can borcun var. Uzatacağın el belki bir anne babanın evladını kurtaracak. Ha, git ve onu yaşat Ferit. Yani sevmediğim birine seviyormuşum gibi davranayım, öyle mi? Bunu mu istiyorsun benden Ayşe? Bunu mu reva görüyorsun bana? Herkes sevdiğini yaşatmak için çırpınır. Sevmediğin insanların yaşamaya hakkı yok mu? Ben Baha'yı yaşatamadığım için ne kadar canım acıyor biliyor musun? Hayır, bu doğru değil. Vicdanı sana yanlış şeyler söyletiyor. Yoldan geçen biri seni seviyorum, benim olacaksın. Başkasıyla birlikte olursan kendimi öldürürüm dese gidip onunla mı olacaksın? He? Niye? Kendini öldürmesin diye mi? Olacak iş mi bu? Seni terk edip gidemedim. Gitseydim Baha ölmeyecekti. Bırak bari Hande yaşasın. Ayşe, Hande yaşayacak. İyileşecek o. Kurtaracağız onu hep birlikte. Ne gerekiyorsa yapacağız, yardım edeceğim ona. Ama bak şunu unutma. Sen olmasan da ben hiçbir zaman Hande ile birlikte olmayacağım. Tamam mı? Bizi böyle cezalandırma. Yapma bize bunu. Ya da ne istersen onu yap, tamam. Kaç git hadi. Kendine de bana da yazık et. Harca bizi. Çünkü sen korkaksın Ayşe. Korkaksın. Medya, yaptığın işe alışmam ve yadırgamaman hoşuma gidiyor. Ama senden bir şey rica edeceğim. Allah Allah. Sen genelde rica etmez, emredersin Azade, hayırdır? Abartma. Yaptığın her şey abartılı. Adnan'ı görünce öyle gariban hallerine falan girme. Özel istek üzerine masaya oturabilirsin.
Ama ajitasyona gerek yok. Hediye yengecim, sofrada acı biber turşusu unutulmuş galiba. Bir getirebilir misin? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun? Erkenden gelmiş oturmuşsun. İşten yerinde o zaman ha? Bizim bebişin oldu. Tuttu mu? Ya Susan'ı duyacaklar şimdi. Ya kısık sesle söylüyorum kızım. Öyle hemen olmuyor. En az 2 hafta geçmesi lazım. Anladın mı? Bu işler öyle mi oluyor? 2 hafta geçmesi lazım. Hangi iş? Böcek soktu. Böcek soktu burayı da. 2 haftadır bayağı kaşınıyor. Onu soruyorum annene. Ne böceği babacığım, ne kaşıntısı? İyi misin sen? Yok canım, babanın iyi değil. Birazcık yemek yesin, inşallah kendine gelecek. Masada öyle fısır fısır konuşulmaz. Çok ayıp. Teşekkürler yengecim. Yenge ne yapıyorsun? Otursana, Kezban ablalar halleder ya. Sorun değil. İyiyim ben. He? Pardon. Zamansız geldim sanırım. Yo, önemli değil. Ben de zaten yemeği yenecektim. Hazırlanıyorum. Bu renk çok yakışıyor size. Genç gösteriyor. Bir gömlek gerçeği ne kadar gizleyebilir ki? Saçları ak düştükten sonra. Biz onlara yaşlılık değil, olgunluk işareti diyoruz. Yemeği yenelim. Bekletmeyelim, Azade Hanım sinirlenir. Ellerine sağlık Kezban. Afiyet olsun. Selam yok, sabah yok. Yüzün kireç gibi, ne oldu? Bir şey söyle. Ferit, oğlum bir şey mi oldu? Söylesene, hiç iyi görünmüyorsun. Ferit. Hande kendini öldürmeye kalktı. Ne? Ne diyorsun Ferit? Yaşıyor mu? İyi mi kız? Ferit bir şey söylesene. Yaşıyor mu, öldü mü? Şu anda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Yüksek bir yerden düştüğü için beyin kanaması geçirmiş. Kendini attığı yer beton olsaydı kurtaramazdık dedi doktor. Ama önümüzdeki 24 saat çok önemli. Bekleyeceğiz dediler. Bekliyoruz. İntihara kalkışmadan önce bana bir video gönderdi. Yaşadığı her şeyden dolayı beni suçlu buluyor. Belki de haklı. Haklı kızacağız. Benim bundan sonra tek duam Hande'nin yaşaması, iyileşip kendine gelmesi. Anne, çok merak ediyorsun, biliyorum. Ayşe ile ayrıldık, haberin olsun. Belki biraz rahatlarsın artık. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence elini vicdanına koy.
Çünkü bu Hande meselesinde en az benim kadar sen de suçlusun. İnşallah ona bir şey olmaz. İnşallah. Ferit, oğlum. Ferit. Ferit. Ferit oğlum bir dur bak, iki dakika beni dinle. Ne oldu abi? Dur be. Bak. Kız sen şimdi bu Hande olayın içinde büyütürsün. Vicdan yaparsın. Oğlum bu kıza geri dönersen başına bela alırsın. Ben sana söyleyeyim. Asıl vicdan yapan Ayşe abi. Bugün bana insan ol dedi. Hande'ye dön. Ona yardım et, onun yanında ol dedi. Kızcağız da haklı kendince tabii. Ortada kurtarılması gereken bir can var. Tamam diyelim ki kurtardın. Tamam kardeşim. Ayşe seni bekleyecek mi oğlum? Ha? Ne beklemesi abi? Ayşe gitti gitti. Az önce dedim ya ayrıldık diye. O da anladı tabii benim nasıl saçma sapan bir adam olduğumu. O ne biçim laftan öyle? Oğlum senin neren saçma sapan? Öyle işte abi ya. Hande aldatır mıydı yoksa beni? Ayşe bırakıp gider miydi böyle olmasaydı? İşe yaramazın tekiyim ben ya. Ferit, oğlum. Nasıl laflar ya bunlar? Oğlum sen benim kardeşimsin. Sen aslan gibi adamsın. Adam gibi adamsın, anladın mı? Oğlum herkes yaptıklarının bedelini ödüyor. Bak Hande seni aldattı, bedelini ödüyor. Ayşe o adamı senden gizledi, bedelini ödüyor. Sen de Ayşe'ye inanmadın, sen de bedel ödüyorsun kardeşim. Hayat işte böyle. Her koyun kendi bacağından asılıyor oğlum. İnsanız oğlum biz. Bak bizim hatalarımız da olacak. Günahlarımız da olacak. Ama ne yapacağız? Çatır çatır bedelini ödeyeceğiz. Değil mi? Hayat bu işte. Ödemez miyim be abi? Öderim ben, öderim de. Ayşe dönmez bu saatten sonra. Hani sen bana ne derdin hep? Hatırla bakayım ben. Ne derdin? Derdin ki hani dönerse senindir. Dönmezse zaten hiç senin olmamıştır. Hatırladın mı? Lisede herkes seni terk edip gidiyordu. Sen de çok üzülüyordun. Ben de moralim bozulmasın diye öyle söylüyordum. Ben ne derdim karşılığında? Dönerse benimdir. Dönmezse la macun. Bayağı bir salakmışız. İyi yüzün güldü çok şükür, gel buraya. Kardeşim benim. Hiçbir şey değmez tamam. Yok. Aferin. Zümrüt, şimdi duydum. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Hande nasılsın, sen nasılsın? Sağ olasın Azade. İşte biz de böyle çaresizce haber bekliyoruz. Doktor iç organlarında bir hasar olabileceğini söyledi. Test sonuçlarının çıkması gerekiyormuş. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Çok zor. Çok zor. Yavrum orada can çekişirken benim aldığım her nefes bana fazla geliyor Hasan. Dur, dur böyle telefonda olmuyor. Ben hastaneye geliyorum. Yanında olmak istiyorum. Yok yok sağ olasın. Zaten yoğun bakım ünitesinin önünde doktorlar kalabalık istemiyorlar. Yapacak bir şey de yok. Hayırlısıyla yarın sabah olsun, ben sana haber ederim. Tamam, mutlaka haber ver. Bak üzme kendini. İyileşecek, iyileşecek. Ben dua edeceğim. İnşallah.
yaşamını dua et. Zümrüt teyze. Yeter. Dua et kızım, dua et. Sen hiç merak etme anne, çok güçlü bir kız biliyorsun değil mi? Üzüldüm Ferit Bey'e. Üst üste gelmiş her şey. Ferit çok hassastır. Bana çekmiş. Oğlunuzun hayatı karışık. Sizinki de öyle demek. Aldım ben cevabımı. Ona o kadar çok benziyorsun ki. Hayretler içindeyim. Birine benzediğim için sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim. Özel biri miydi? Çok özeldi. Çok. Güzel miydi peki? Yani beğendiğiniz biri mi? Tanışmak isterdim. Yani bir fırsat olursa. Detaya girmiyoruz. Ve yatma vakti diyoruz o zaman. Şöyle. Bu ne ilgi böyle? Kıskandım doğrusu. Adnan Bey. Hemşire Hanım, teşekkür ederiz. Siz gidip dinlenin. İyi geceler. İyi geceler. Girmediği detay neymiş Hemşire Hanım? Merak ettim. Ferit için endişelenmiş. Ben de biraz genel olarak durumu anlattım ona. Bugün tanıdığın biriyle aile meselelerini mi konuşuyorsun? Bazen insan yabancı birisiyle daha rahat ediyor. Yakınlarınla denesen bir de. Azadem, ben Ferit için çok üzülüyorum. Ayşe'siz biraz eksik, biraz yarım kaldı bu çocuk. Hayat yarım bırakmaz kimseyi. Bazen acıyla, bazen sabırla tamamlar. Kim bilir? Belki Ferit'le Hande birbirlerinin kıymetini bilir. Belli olmaz. Ayşe desen neyse. Ama Hande bu saatten sonra ne verebilir ki Ferit'e? Hiç. Mesela bugün canını verecekti. Ya diğeri canından edecekti. O kızın nişanlısı yüzünden oğlum canından oluyordu neredeyse. Bunu nasıl kıyaslayabiliyorsun? Anlamıyorum Adnan. Hande de hala biraz kendini görüyorsun değil mi? Belki de Hande'nin intihar etmesine sevindim biraz. Çünkü bir kadın senin oğlun için canını feda etmeye kalkıştı. Kendine zarar verecek olması affedilemez bir aptallık. Ama bir anne olarak oğlumu canından öte kim görürse onu baş tacı ederim. Sevgi ölümle sınanmaz. Sevgi böyle bir şey değil. Kendinden vazgeçen her şeyden vazgeçer. Ben iki günlük mutluluğa pabuç bırakmam. Oğlumun bir ömür boyu mutlu olmasını istiyorum. Bir ömür boyu mutluluk. Tıpkı senin bana verdiğin gibi. İyi geceler Azade. Allah büyük.
Ay. Kimse benim kızımı böyle bir eşya gibi kullanıp kere atamaz. Kimse bunu bize yapamaz. Kimse kızımı ortada bırakamaz arkadaş. Niye kızını ortada bıraktı biliyor musun sen Hüseyin? Durup dururken niye böyle bir şey yaptı? Haberin var mı senin? Zümrüt teyze, yapma lütfen. Ya sen nasıl konuşuyorsun ya? Benim kızımın bir eksiği bir noksanı mı vardı? Keşke noksan olaydı. Sen nasıl konuşuyorsun ya? İçeride kızın can çekişiyor, sen böyle konuşuyorsun. Nasıl gaddar bir insan oldun ya? Sen nasıl bir annesin arkadaş? Kötü bir anneyim. Ben çok kötü bir anneyim. Öyle olmalı ki Rabbim bütün dualarımı tersine çeviriyor. Yavrum içeride ben dua etmeye bile korkuyorum. Zümrüt teyze, sen benim gördüğüm en iyi annesin. Lütfen kendini yıpratma. Ben şimdi gitmek zorundayım. Ama arayacağım seni, tamam mı? Geleceğim. Tamam kızım. Halimize bak. Dondum. Ne var halimizde ya? Ne güzel ıslandık işte. Çok romantik değil mi? Babamın çok kıymetli arabasını arakladığımız için başımıza taş dayayabilirdi. Allah'tan yağmurla kurtulduk. Sen böyle sudan çıkmış balığa dönmüşken bile çok güzelsin ya. Abartma. Konu sen olunca abartıyorum. Bakma öyle. Tamam ben bakmayayım. Sen bak. Ben de seni seveyim. İsteyeyim. Yaman. Hı? Yapma. Yaman. Birini elde edene kadar her şeyi yaparsın değil mi anne? Her şeyi yaparsın. Abim öyle film açtım da sarmadı. Yoğun bakımda hala. Hayat tehlikeyi atlatamadı. Doktorlar sabaha bekleyelim diyor. Sabah çıkamayabilir anlayacağım. Atlatır inşallah ya. Yaman. Eğer gitmek istiyorsan git. Beni düşünme. Belki son kez görmek istersin. Belki içini dökmek istersin. İçimi dökecek bir durum yok ya. Zaten aramızda öyle sandığım gibi bir bağ yokmuş yani. Ben yatıyorum. Geliyor musun? Gelirim birazdan. Ben öldürdüm. Ben öldürttüm. Bahadır'ın serseriyi ben öldürttüm. Ne yapayım yani? Bir yanda evladım, bir yanda o serseri.
Ne yapaydım? Ben babayım. Ben babayım. Nurcan, duydun mu? Eğer bu suçu işlediğinden emin olacak olursam, bu suçu o suçsuz günahsız Ayşe'nin üstüne attıysan, işte sen o zaman benden kork Hüseyin. Benden kork. Senin hapislerde çürümen için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her şeyi. Bak kocam demeyeceğim. Evladımın babası demeyeceğim. Sana yemin ederim. Hande'nin ölüsü üzerine yemin ediyorum. Seni ben ihbar edeceğim. Bundan sonrasını sen düşün. Bundan daha büyük yemin yok Hüseyin. Allah'ım ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Kendi ellerimle yavrumu ateşe verdim. Allah'ım dilim tutulsaydı da böyle bir yemin etmeseydim. Ben ne yaptım? Dur ne oldu? İyi misin? Hande benim yüzümden boğardı. Ben sözümü tutmadım Hüseyin. Bir dakika. Nereye gidiyorsun? Hande'yi kurtarmaya. Ben yavrumun ölüsü üzerine yemin ettim. Sözümü tutmadım Hüseyin. Ben polise gidiyorum. Sakın beni durdurma. Ya ne polisi ya? Şimdi sırası mı Allah aşkına ya? Sırası mı? Neyin sırası mı? Sen bir can aldın. Unuttun mu Hüseyin? Sen bir can aldın. Sen bir can aldın. Bunun bedelini ödemek zorundasın Hüseyin. Ben kızımı kurtarmak zorundayım. Sakın beni durdurma. Bırak. Semret, ben sana o gün yalan söyledim. Kendini. Bir dakika dinle beni ya. Ben kızını korumaya çalışan bir babayım ya. Ben katil değilim, ben cani değilim. Ben o çocuğu öldürmedim ya. Ben kızımı korusun diye bir adam tuttum. Sonra o badenden serseri Ayşe'ye silah çekince benim tuttuğum adam da onu vurmuş. Ya benim kabahatim ne? Vallahi billahi ben kimseyi öldürmedim. Cani değilim ya. Ben senin kocanım ya. Yemin ederim o gün yalan söyledim. Vallahi. Bana bak Hüseyin. Ben ne hakimim ne de savcıyım. Suçlu musun, değil misin? Mahkemeye gider, derdini anlatırsın. Hakikatler de ortaya çıkar. Ya tamam, git beni şikayet et. Beni içeri attır. Kızın da adam kaçak, biliyorsun değil mi? O da benim yanıma gelecek. İkimiz beraber yatacağız. Sen de dışarıda gün say. Buyur. İşteyse biz de kızımı ziyaret ederim. Öperim, koklarım yavrumu. Tabutta olmasından daha evladır. Varsın hapse girsin. Benim. Bak biz buradayız annem. Hande? Neredeyiz? Hastanedeyiz güzel kızım. Ama çok şükür iyisin annem. Bak baban da burada. Nick. Küçük bir kaza geçirdin anne. Ama önemli değil. İyisin Allah'a çok şükür. Ferit, sevgilim gel. Kızım, ne yapıyorsun anneciğim, yat. Doktorun talimatı var. Biraz daha burada kalacağız annem, dinleneceksin. Yok, ben iyiyim. Bir şey yok. Feriz götüreceksin beni oradan. Götüreceğim tabii. Önce sen bir iyi ol. Gideceğiz buradan, merak etme. Tamam, iyiyim ben. Çok heyecanlıyım düğünümüz için.
Daha düğünümüz için bir sürü hazırlık yapmam lazım. Çıkar beni buradan, hadi oyalan ben. Kızım, Hande. Kafa travmalarında ağır çarpmalarda çok sık gördüğümüz bir şeydir. Hasta bazen bir yıl, bazen birkaç gün, bazen de yıllarca hafıza kaybı yaşayabilir. Şu anda başka bir hasar görünmüyor MR'ında. Yeni bir şok yaşamaması çok önemli. Ayşe. Ben Hande'yi merak ettim, duramadım. Nasıl oldu? Doktor bir şey söyledi mi? Vallahi kırığı çıkığı yok çok şükür. Ama doktoru geçici hafıza kaybı yaşadığını söyledi. Hala evleneceğimizi sanıyor. Resmen düğünden 3 gün öncesine uyandı, biliyor musun? Ah ya. Yaşadığı onca acıya rağmen o günü hatırlıyor demek ki. Keşke hepimiz o günlere dönebilsek. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Ortalık yerde bu kızla görünmen doğru mu Ferit? Anne yapma lütfen. Boş ver Ferit. Kimseye bir şey anlatacak durumda değilim ben. Gidiyorum zaten. Hoş geldin Azade. Zümrüt. Söylediklerini duydum. Sen merak etme. İnsanlar Ayşe'nin masum olduğunu öğrendiğinde herkes her şeyi unutacak. Ayşe çok iyi bir insan. O olmasaydı Hande hayatta olmayabilirdi. Benim kızımın hayatını kurtardı, sağ olsun. Sen Allah'ın şanslı kuluymuşsun Zümrüt. Bu kız yüzünden neredeyse benim oğlum ölüyordu. Anne tamam lütfen, yapma artık. Azade Hanım, ben kendimi anlatmaktan yoruldum. Buraya Ferit'i görmeye gelmedim. Hande'nin durumunu merak ettiğim için geldim. Şükürler olsun, uyanmış. Tekrardan geçmiş olsun Zümrüt Hanım. Sağ olasın. Hoşça kalın. Zümrüt, nasıl Hande'nin durumu? İyi değil Azade, iyi değil. Hiçbir şey hatırlamıyor. Ne kendine ne yaptığını biliyor, ne yaşadıklarını. Bilmiyorum işte. Üzülme canım. Hande güçlü kızdır. Kendini çabuk toparla. Hayatta ya, önemli olan bu. Şükürler olsun canım. Bacaklarım çok sızlıyor. Kolum da ezildi galiba. Baba şuradan bir ayna versene bana. Ayna? Ha, banyoda vardı, dur getireyim hemen. Al bebeğim. Şişmiş suratım ya. Ne? Göz altlarım dumanmış. Bu ne zaman çıkacak? Doktora sorarız kızım. Baba. Efendim kızım. Saçımı niye kestiler? Kızım doktorlar müdahale sırasında kestiler. Çok daha güzel çıkar. Hiç merak etme sen. Yavuz ya. Böyle gelinlik nasıl olacak bu saçla? Azade anne, hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun kızım. Sağ ol da benim saçımı kesmişler ya. Ben böyle gelinlikle uzun saç modeli düşünmüştüm. Çok çirkin olacak böyle. Sen şimdi hiç bunları düşünme. İyileşmeye bak canım. İyisin ya, yaşıyorsun ya, önemli olan bu. Hem sen herhalde ne güzelsin. Öyle değil mi Azade? Benim kızım her zaman çok güzeldir.
ben daha fazla kalmayayım burada. Sen konuşsan doktorlarla, düğünümüz var desen belki çıkarırlar. Tamam, ben konuşurum canım. Tamam. Anneciğim iyi misin? Kızım iyi misin? Ne oldu? Sağım geçti. Bir an öyle bir sancı girdi de. Ben senin gelininim ya. Hemen iyileşirim. Daha gelinlik provasına gideceğiz. Bunları düşünme şimdi. Bir an önce iyileşmeye bak. Çok güzel bir gelin olacaksın. Akıl duyguların değil, duygular aklın esiri olmalı. Burada olmaktan mutlu olmadığını biliyorum oğlum. Ama Hande için yaptığın bu fedakarlığın meyvelerini gelecekte alacaksın. Annem demişti dersin. Neymiş o meyve anne? Söyle ben de bileyim. Çocuklar, mutlu bir aile, güzel bir gelecek. O kadar eminsin yani. Kader altın tepside önünüze bir fırsat sundu Ferit. Kızcağızın aklı yaşadığı travma nedeniyle tam da düğün öncesinde kalmış. Zorlasan olmayacak bir şey. Artık aranızdaki sorun neyse bitti gitti. Bu nasip değil de nedir? Artık her şeye yeniden başlama şansınız var. Anneciğim. Hande her şeye yeniden başlayacak da ben ne yapacağım? Sen de yeniden başlayacaksın. Tamam. Ben de her şeye yeniden başlarım. O düğünden 3 gün öncesine dönmeyi o kadar çok isterim ki anne. Sen bile şaşırırsın. Ama neden biliyor musun? Hande ile yeniden başlamak için değil, Ayşe ile yeniden başlamak için. Saçmalama Ferit. Her seferinde gelip aklını karıştırıyor değil mi? Kandan düşmüyor bir türlü. Anneciğim izninle. Ferit, söyleyeceklerim bitmedi. Hande'nin doktoruyla ben de konuştum, hem de uzun uzun. Kız bir şok daha yaşarsa kolay kolay toparlanamazmış. Onu uçurumdan aşağı atmayacağına eminim. Çünkü ben vicdanlı evlatlar yetiştirdim. Şimdi git ve Hande'yi yalnız bırak. Sakın. Sakın. Tuz şeker yok dedi Azade Hanım. Hasta için bu kızım Hande'lere gidecek ya. Hay Allah ya. Unuttum ben Hande için olduğunu. Duydun değil mi? Kafası gitmiş iyice düşünce. Duydum duydum. Allah yardımcısı olsun. Tabii numaramı değil mi çözemedim ben. Ya Ferit Bey'le hala evleneceğini sanıyormuş. Vallahi kafasına taş düşsün diye çok içimden geçirdiydim. Gitti kafası taşı düştü ya. Sus kızım. Duyacak şimdi biri. Bugün sosyal hizmetlerden bizi ziyarete gelecekler ve bize bazı sorular soracaklar. Niye bana sorular soracaklar ki? İşte sen burada mutlu musun? Ben sana iyi bakıyor muyum falan öyle şeyler. Bediye yenge. Nevancığım. Yetimhaneden mi geleceklermiş? Yalnız sen acaba önce mutfaktaki işleri mi halletseydin? Tamam. Gelip gitsinler, ben hallederim. Veda Sancakzade. Benim, hoş geldiniz. Siz de sosyal hizmetler görevlileri olsanız gerek değil mi? Buyurun buyurun, oturun lütfen, ayakta kalmayın. Hoş geldin evine güzel kızım. Yavaş ol annem, yorma kendini. Şimdi dönüyor mu? Yok dönmüyor. Ben yürürüm kendim. Bırakın.
Hande Hanım, hoş geldiniz. Maşallah çok güzel görünüyorsunuz. Sağ ol Fatoş'cum. Bak sana yatak yaptırdım güzel kızım. Odan da sıkılma. Az canım kızım. Anne hasta muamelesi yapma artık. Çok sıkıldım. Kimi arıyorsun hastaneden çıkar çıkmaz yavrum? Kim olacak müstakbel kocama, Allah Allah. Küstüm ben sana. Neredesin? Aramayacaktım aslında ama neyse. Düğün haftamızı boşa çıkarmak için çok çalışıyorsun herhalde. Bitmedi mi işin? Unuttun beni. Neyi unuttum Hande? Ya sen mi çarptın kafanı bir yere sanki? Unuttun, beni unuttun. Hastaneden çıktım ya. Eve geldim. Doğru, unutmuşum. Kusura bakma. Hadi gelmeyecek misin beni görmeye? Çok özledim ben seni. Olur, gelirim. Tamam. Tamam, bekletme ama. Çok seviyorum seni. Abi. Hayati, ne haber? Nasılsın? Ne zaman bitiyor okul? Ne zaman mimar çıkacaksın? Son sınıf abi, bitiyor. İyidir. Hadi bakalım, şimdiden gözün aydın. Okulun bitince gel yanıma, tamam mı? Hayati, benim senden bir ricam olacak. Bana yardımcı olur musun? Başım üstüne abi, buyur tabii. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin yenge. Elinizde ne kadar künefe kaldı? Yengem bir ustaya sorsun gelsin hemen. Elimizde kaç künefe var? 50 tane. Usta 50 tane hazırlarım dedi. Hayırdır, düğün falan mı var? Aynen yenge. Hepsini alayım ben, paket olsun. Künefeler hazırlanırken sen de otur istersen, bir çay iç. Odamızda, yatağımızda gayet düzenliydi. Erken yatmaya da özen gösteriyoruz. Değil mi Zeytin? Evet. Biz birbirimizi hiç üzmüyoruz zaten. Hem çok da alıştık. Eşinizi göremedik Veda Hanım. İşteler sanırım. Evet. İhsan Bey'in yurt dışında bir fuara katılması gerekiyordu. İşlerini bitirir bitirmez o da hemen dönecek. Ne zaman dönerler? Kendisiyle de görüşmemiz gerekecek. Onun da Zeytin'le olan ilişkisi bizim için önemli. Tabii. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Azade Sancakzade. Sancakzade Holding'in yönetim kurulu başkanıyım. Sosyal hizmetlerden herhalde. Müdürünüz Refik Bey nasıllar? İyiler, sağ olun. Biz de rutin teftiş için gelmiştik. Evet, anlıyorum. Size kahve ikram edelim. Nasıl içersiniz kahvenizi? Teşekkür ederiz. Biz fazla kalmayalım. Bunu tanışma ziyareti sayalım. Zaten her şey yolunda görünüyor. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Refik Bey'e selamlarımı iletin. Ayrıca konağımızda Zeytin'e çok iyi bakıldığını da söyleyebilirsiniz. Bediye Hanım, Zeytin için büyük bir şans. Ona öz annesi gibi bakıyor. Refik Bey'e selamlarınızı ileteceğiz. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Beni çok şaşırttın Azade. Desteğin için sağ ol. Borcumuz çoğalıyor. Hayırlısı olsun Veda. Yaramazlık yapmak yok. Acıktın mı? Oo Sinan abi hoş geldin. Gel otur. Kahve içer miyiz? Yok sağ ol, kahve dokunuyor sağ ol. Bu bizim otel kredisi onaylanmış öyle mi? Aynen abi. O konu tamam ya, onda sıkıntı yok. Yani bize kredi vermeyecek bankam var Allah aşkına. Ha bu arada Azade Hanım toplantıyı akşama aldı. Orada da konuşuruz zaten. Şimdi oteli tek başımıza dikiyoruz öyle diyorsun yani ha?
Aynen abi. Yani bence ileriye yönelik çok karlı bir yatırım oldu. Herkesin gözü üzerimizde olacak. Bakacağız. Hayır mı şer mi göreceğiz. Abi kafana takılan bir şey varsa tekrar üstünden geçebiliriz. Ya da toplantıda konuşuruz. Ha? Şey. Abi müsaade var mı, ben bir telefona bakayım. Otur lan otur, çıkıyorum ben zaten. Hadi. Tamam. Alo. Ya başına ne geldiğini hiç farkında değil. Böyle geçmiş yaşınlanmış gibi. Ya Yaman bir görsen halini. O kadar acınacak durumda ki. Çok üzülüyorum. Kiminle konuşuyorsun? Yaman'la konuşuyorum canım. Çok selam söylüyor sana. Öyle selamla olmaz. Ver telefonu. Tamam, Hande'ye veriyorum canım şimdi. Hadi görüşürüz. Neredesin sen kaçak? Niye aramıyorsun beni? Ya işler yoğundu da ben şey yapamadım. Ama iyi haberlerini aldım. Geçmiş olsun. Başlatma şimdi işini. Gel eve hadi. Hiç mi merak etmiyorsun ya? Tamam, ben akşam uğrarım yanına senin. Tamam. Tamam. Ne oldu bu Yaman'a ya? Hep arıyordu beni. Seninle konuşmuyordu doğru düzgün. Niye şimdi seni arıyor ki? Ulaşamamıştır sana, o yüzden aramıştır beni. Sen bilmiyorsun onu. Ne Yaman'dır o. Her yerde buluyor beni. Azade anne. Hoş geldiniz. Canım, hoş bulduk. Eltim de gelmiş. Hoş geldiniz Azade Hanım. Hoş bulduk. Leman hoş geldin. Hoş bulduk. O zaman siz geçin böyle. Ben bir kahve yapayım, hem de anneme haber vereyim. Buyurun. Bu bankadan kredi almak meselesi nereden çıktı? Ha, tek başımıza bu devirde otel inşaatını nasıl karşılayabiliriz biz? Mümkün değil. Nasıl? Bugün mü toplanıyorlar? Tamam Cengiz, sen kapat. Kapat, geliyorum. Bol tarçınlı sıcak sahlep. Seversiniz diye düşündüm. Hem sinirlere de iyi gelir. Çok teşekkür ederim Feray. Afiyet olsun. Da ben Feray değilim. Saadet. Affedersin, bazen saçmalıyorum işte. Salep çok güzel olmuş. Demek ki afiyet olsun. Feray'a beni benzettiğiniz kişi. Değil mi? Evet. Kızmadın bana değil mi? Saadet. Hayır canım, niye kızayım? Hatta sizi mutlu edecekse... yani Feraye de olabilirim. Ama... tercihim Saadet olmak. Elbette. Saadet. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sen de çok mutlu oldu geldiğinize. Ya Zümrüt teyzeciğim, sormana edemeyeceğim. Hande'nin kafası hep böyle kalacak mı yoksa geri gelecek mi? Yani doktorlar bunun yüksek ihtimal geçici olduğunu söyledi ama... Allah korusun tabii. Belli de olmuyormuş. Vakaya göre değişiyormuş. Hmm, anladım. Peki intihar ettiğini biliyor mu? Önemli olan Hande'nin sağ salim eve gelmesi. Terapiye gidiyor değil mi? Psikolojik destek alması çok önemli. Evet evet, gidiyor gidiyor. Tabii bunun bir delilik olmadığını, ruh sağlığı için gerekli olduğunu anlattım ona. O da ikna oldu çok şükür. İyi yapmışsınız Ümrüt. Aslında hepimizin ihtiyacı var.
Hayat ruhumuzu çok yoruyor. Evet. Vallahi yaşaması mucize. Kırığı yok, çıkığı yok. Bir tek beyninde şey oldu ama. Allah korudu yavrum. Şükürler olsun ki. Neyse. Ayşe de sağ olsun. Hastanede kan gerektiğinde ona kan vermiş hiç düşünmeden. Onun sayesinde de yaşıyor kız. Değil mi anne? Yani kim bu kahraman Ayşe? Benim kanım çok zor bulunur. Tesadüf işte kızım. Hastanede bir yakınına refakat eden garibanın biriymiş. Öyle değil mi Zümrüt? Evet. Benim bu Ayşe'ye can borcum var. Neyse. Biz bir an önce kahvemizi içip kalkalım. Akşama toplantım var çünkü. İş kadını oldun yani. Ha? Öyle oldu. Ellerine sağlık. Elt. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Tamam da Adnan amcanın bu kredi meselesinden haberi var mı ki? Oğlum bak Adnan amcanın devri kapandı anladın mı? Bundan sonra ferman Azade Sultan'ın elinde. Baba. Sinan. Hayırdır koltuğunu mu özledin baba? Hoş geldin Adnan. Ne güzel sürpriz. Keşke haber verseydin. Bu kredi meselesi nereden çıktı? Kimin fikri? Neyimiz var neyimiz yok ortaya koyup üstüne bir de krediyle borçlanıp inşaat sektörüne yatırmak. Kimin fikri söyleyin bana. Baba sakin ol bak tansiyonu fırlayacak. Sakin falan olamam ben Sinan. Bana bunu açıklayacaksınız. Kuruldan çıkan bir yatırım hamlesi ve inovasyon kararı. Benim de onayım var. Çok güzel. Eğer bir kriz olursa 6 ay sonra nakit döngüsünü neyle karşılayacaksınız? Ya da diyelim ki 3 ay sonra mobilya fabrikamızın ham madde stoğu eridi. Nasıl alacaksınız bunu? Nasıl temin edeceksiniz? Yine kredi mi alacaksınız? Söyleyin. Ha? Tabii. Borç, borç, borç. Hep borç. Aranızda bir tane aklı başında adam var mı? Söyleyin bana. Hüseyin Bey'le ortaklığı siz bitirmiştiniz Adnan Bey. Evet doğrudur. Ben bitirdim. Ama bitirdikten sonra otel sektörünün ileri gelenleriyle toplantılar yaptım. Ve birçoğu bizimle çalışmaya sıcak bakıyor. Bu fikir benden çıktı Adnan Bey. Dışarıdan gelen birilerine arazimizle, otelimizle teslim olmak saflık olurdu. Yani bir ortaklık olacaksa bu işletme ortaklığı olmalı diye düşünüyorum. Bu işler ya hepten batalım ya da hızla ilerleyelim demekle olmaz Yaman Bey. Öz kaynağı tüketerek, büyük kredi riskine girerek de olmaz Yaman Bey. Siz gençsiniz, heyecanlısınız. Tabii anlıyorum. Ya yönetim kurulu üyeleri, başkanımız... Hani nerede sizin başkanlığınız? Hı? Nerede risk yönetiminiz? Bir hissedar olarak bu durumdan memnun değilsen girersin kurula. Hamlelerini ve fikirlerini beyan edersin. Bu şekilde olmaz. Benim kurula girmeye ihtiyacım yok. Ben bu koltukta olmayı istiyorum. O zaman başkanlık için bir oylama yapalım. Elbette yapalım. Yapalım. Yok tamam dinledim. Dinledim gayet güzel olmuş ses kaydı. Bak şimdi. Ha tamam siz benden haber bekleyeceksiniz. Tamam mı? Tamam ben vakti geldiğinde haber vereceğim size koçum. Hadi bakalım. Oldu görüşürüz. Evet. Hazır mısın Hüseyin? Neye hazır mıyım? Yaptıklarının bedelini ödemeye, teslim olmaya. Ya Zümrüt Allah aşkına ya. Kızımız daha yeni çıktı hastaneden ya. Çok şükür, çok şükür. Ne mutlu bize ki kızımız yaşıyor. Artık bunun diyetini ödeme zamanı da geldi Hüseyin. Ya Zümrüt sen bana ne dedin? Kim bu zavallı çocuğu öldürdüyse cezasını çeksin demedin mi? Ben sana ne dedim? Tamam dedim.
Ya yarına kadar bekle. Ben bu işin hepsini halledeceğim. Harekete geçeceğim, tamam? Süren doldu diyorum Hüseyin. Zamanı geldi artık. Ya ben sana bir gün diyorum ya, bir gün. Sonra? Ya sonra bu çocuğu kim öldürdüyse mahkemede, poliste gidecek, ifadesini verip cezasını çekecek. Eğer ben yaptıysam cezasını çekmeye razıyım ya. Tamam mı? Yeter mi? Hay bırak da şu tatlımı yiyeyim, yeter ya. Her gün aynı mevzu ya. Yarın son gün Hüseyin. Yarın son gün. Ayşe'nin, o masum kızın alnına sürdüğün lekeyi temizleyeceksin artık. Evet. Adnan Bey için oy vermek isteyenler. Benim için oy verenler. Teşekkür ederim. O zaman başkan belli oldu. Tebrikler Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Anne. Yani babama hiç hak vermiyor musun? Ha? Duygusal olma Sinan. Bir karar verdik. Arkasında dur. Ya tamam, karar verdik de. Ne bileyim, biraz acele mi ettik? Yoksa duygusallık falan yok ortada. Bunu sorgulamak için geç kalmadın mı? Her karşı fikirde sallanmak zayıflık belirtisidir. Sonra da bana şirkette niye sorumluluk vermiyorlar diye oturup dövünürsün. Anne, bu adam benim babam. Sonuçta yıllardır o yönetiyor burayı. Şimdi de ben yönetiyorum. Bir karar aldım ve arkasında duracağım. Tabii. Kardan zarardan da emin olmak lazım ama. Ya batarsak? Risk aldık Sinan. Burada söz konusu olan sadece para değil. Yıllardır kocasının karşısında ezilen bir kadının kadınlık onuru söz konusu. Sen bunu anlayamazsın. Keşke Ferit'i de yanımıza alsaydık. Bana sakın Ferit deme. Sakın. Hala sokaktan bulduğu bir kızın cinayet işleyip işlemediğiyle meşgul. Başkalarının oyuncağı olmak, ailesinin yanında olmaktan daha mutlu ediyor kardeşim. Azade Hanım'ın başkanlığı hayırlı olsun hepimize. Bakıyorum çok keyiflisin Yaman. Azade Hanım'ı o koltuğa oturtmak seni çok mutlu etmiş. Yok Adnan amca, ben başka bir şeye gülüyordum. Sana oy vermediğim için kızdın mı bana? Sen beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattın. Senden bunu beklemezdim. Adnan amca, biz Azade Hanım'la bir yola girdik. Kendisinin yatırım hamleleri ilgimi çektiği için onu tercih ettim. Ben... Sen çok büyük nankörlük ettin Yaman. Ben hayatım boyunca sana gönlümde her zaman ayrı bir yer verdim. Ferit'ten de Sinan'dan da beni daha çok koruyacağını düşünmüştüm. Ama bu nankörlüğün beni çok şaşırttı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.
Efendim Ayşe. Feriz, seni rahatsız ettim, kusura bakma. Önemli bir mesele için aramıştım. Ne rahatsızlığı, olur mu öyle şey? Sen beni istediğin zaman arayabilirsin. Aslında şu yarım kalan işimiz için aramıştım seni. Bizim her şeyimiz yarım kaldı be Ayşe. Hayatımız, ilişkimiz, aşkımız. Her şeyimiz yarım kaldı be. Ferit, bunlar telefonla konuşulacak şeyler değil. Bana uğramak ister misin? Sen sevineceksen mutlaka uğrarım, hiç merak etme. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Nasıl oldun? Daha iyiyim. Hande sana teşekkür etmek istedi, o yüzden geldim. Buyurun, buyurun böyle içeri geçin. Buyurun size. Ayşeciğim. Ben girmeyeyim. Özellikle seninle baş başa olmak istedim. Biliyorsun durumları zaten. Ne olursun biraz daha idare et. Hala Ferit'le evleneceğini sanırım. Seni de hatırlam. Teşekkür ederim kızım. Sağ ol.
Söyle abi. Asıl sen söyle bakayım. Neredesin, ne haldesin söyle. Bizim Efkar Mahallindeyim. Hani şu babamların hep takıldığı mekan var ya, oradayım. Bu saatte ne Efkar oğlum? İyi tamam, bekle geliyorum tamam. Ya ne geliyorsun abi? Sen bak işine gücüne. Ailen var senin. Her şeyden önemlisi annen var. Sen onlarla ilgilen, bırak beni, ne yapacaksın beni ya? Oğlum bak, arabesk arabesk laflar edip benim sinirimi bozma. Hava almaya çıkıyordum zaten. Bir yere ayrılma, geliyorum işte. Eyvallah. Başka bir arzunuz var mıydı Ferit Bey? Ozanım sana zahmet, şuraya yeni bir servis aç. Bir de benim kadehi tazele. Hemen efendim. Eyvallah, baş tacısın. Hande, oturmak ister misin? Aç mısın? Yok, değilim. İçerisi rutubet kokuyor. Ya birkaç şey vardı. Halledemedim ama en kısa zamanda çözeceğim. Kışta geliyor, ısınmaz burası. Çok soğuk. Sorun değil. Battaniyeler her zaman işe yarar, biliyorsun. Üzüldüm şimdi ya. Senin gibi temiz kalpli insanlar nerelerde yaşıyor? Yani hayat herkese adil davranmıyor sonuçta, biliyorsun. Bazen hak etmediğimiz şeyleri de yaşayabiliyoruz. Doğru söylüyorsun. Hastanede bana kan vermişsin. Benim hak edip etmediğimi nereden biliyorsun? O öyle bir şey değildi ki. Ben insani görevimi yaptım. Benim yerimde kim olsaydı o da aynı şeyi yapardı, eminim. Ondan çok emin olma. Yani ben sana ya da tanımadığım başka birine kan verir miydim bilmiyorum. O senin tercihin. Yalnız mı yaşıyorsun burada? Evet. Sevgilin yok mu? Yok ama alışkınım ben yani. Zaten biriyle yaşayamayacak kadar yalnızlığa alışkınım. Yalnızlık güzel ama aşık olduğum biriyle olmak da çok güzel. Bak ben evleniyorum mesela aşık olduğum adamla. Yakında düğünümüz var. Gelsene sen de. Ferit'in çok yakışıklı arkadaşları var. Kusura bakma, bu bana özel bir şey. Sen kusura bakma ama ben gördüm onu. Boşandığın biri var. Evet. Ben de soruyorum sana ya, sevgilin var mı diye. Kusura bakma. Sen mi istedin boşanmayı? İkimizin ortak kararıydı. Biz birbirimize çok aşık bir çifttik. Aşkımız çok büyüktü. Ayrılmamız da öyle olacak. Ama bazen bazı şeyleri kabul etmek gerekiyor. Ayrılığı bile sindirebilmek lazım. Ben ölsem vazgeçemem aşkımdan. Neyse, bunları konuşmayalım. Ya onun için gelmedim zaten. Annem de bekliyor, gideyim ben artık. Çok teşekkür ederim tekrar. Ne demek? Biz kan kardeş gibi bir şey olduk sen de böyle. Hadi görüşürüz. Tamam, tamam öyle yaparız. Ben seni arayacağım sonra. Kızım. Ne oldu yavrum, iyi misin? Gene karnın mı ağrıdı annem? Tamam geçti. Birden keskin bir sancı giriyor, sonra geçiyor. İyiyim şimdi, tamam. İyi var. Çok üzüldüm haline ya. Yardım edelim. Ayşe gururlu kızdır, yardım istemez. Hadi gidelim. Hemen de tanımışsın. İnsan sarrafı demek. Thank you.
Ya Zümrüt, bir kağıt kebap yaptırsak vallahi çoktandır et yemiyorum yani. Aha. Ne oldu, kapı mı geldi acaba? İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Sağ ol. İyi akşamlar. Betülcüğüm, hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk Zümrüt teyzeciğim. Hoş geldin Yama. Hoş bulduk. Güzel kızım. Ben çok kızdım sana. Gel bakayım, gel. Hoş geldin. Başlasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar Hüseyin amca. Ne haber? İyi canım, sen nasılsın? İyi. Yaman'ı gördüm, daha iyi oldum. Uğraşacak bir şey arıyorum. İyi gördüm seni anne. Geçmiş olsun. Ya Allah aşkına kapatsana şu televizyonu. Ya arada bir bakıyordum. Tamam, kapatayım. Bizim de böyle izlediğimiz bir dizi vardı, hatırladın mı? Gençlik dizisi. Hatırladın mı? Ya hani sevdiğimiz çift ayrıldı diye okula gitmemiştik, çok üzülmüştük. Annem bize puding yapmıştı, ağlaya ağlaya yemiştik, hatırlamadın mı? Sonra babam geldi, demediğini bırakmadı oğlum. Allah Allah. Bana ne abi ya? Ne anlatıp duruyorsun bunları bana? Bunun için mi geldin buraya? Ayşe şimdi künefecide işe girmiş ha? Sen oranın müdavimi olursun şimdi. Tabii. Ayşe manzaralı künefe. Allah'ım yarabbim ya. Artık damağında aşk acısı mı kalır? Yoksa künefenin tadı mı kalır? Bilemem. Uzaktan baka baka özlersin. Uzaktan ha. Kar taneleri gibi birbirimize dokunmadan yaşayacağız diyorsun yani, öyle mi? Hani bu kar taneleri yeryüzüne düşerken birbirine değmezmiş ya. Ne dikeni batacak gülün, ne kokusunu çekebileceğiz ciğerimize. Öyle uzak bir yerde değil ha. Dünyanın bir ucu da değil. Yakınımızda, dibimizde. Orada kızacağız. Ama öyle bakıyoruz sadece uzaktan. Ne unutacak kadar uzak, ne dokunacak kadar yakınız birbirimize. Araftayız yani abi, Araf'ta. Abi ben ne sevmeyi becerebildim, ne uzak durmayı becerebildim ya. Oğlum. Ya ölüm tek seferlik. Eyvallah. Bir kere tadıyorsun, bitiyor. Ama ben her gün ölüyorum abi. Her gün paramparça oluyorum Ayşe'sizlikten. Her gün bir parçam ölüyor. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Bu öyle bir gece ki ne ay var ne bulut. Zifiri karanlık. Önümü göremiyorum. Yolumu bulamıyorum. Ne yapacağım bilemiyorum abi. İçim yanıyor, içim. Dünyaları içsem yetmez. İndirmez. Neyse hadi afiyet. Kardeşim. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden. Neydem neydem geceden. Şavkı vurur pencereden, bacadan. Dağlar kışımış, yolcum üşümüş. Nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Neydem neydem geceden? Uyan uyan yar sinene sar beni. Dağlar kışımış, yolcum üşümüş. Nasıl edem ben? Kardeşim. Abim, dök. Thank you.
Şimdi şöyle bir anlaşma yapıyoruz. Dağ evine ben bırakacağım seni. İtiraz yok. Ben dağ evine gitmeyeceğim abi. Ayşe çağırdı beni. Hayda. Yarım kalmışız. Onu konuşacakmışız. He. Tamam o zaman oraya bırakacağım ben. İtiraz yok. Yok abi yok. Sen konağına gidiyorsun, ben Ayşe'me gidiyorum. Tamam. Hadi. Gidiyoruz lan. Kardeş bir hesap versenize. Sinan Bey hesap ödendi. Zorlamayın. Hadi. Sen ne giyeceksin düğünde? Daha bilmiyorum, karar veremedim. Bakıyorum. Çok az kaldı. İşler nasıl olacak? Hiç sesi daha çıkmadı senden. Abi ben sana bir iki günü ayrıntıları aktaracağım ya. Şimdi Hande bu durumdayken seni darlamak istemedim. İyi de bu Sancakzadeler otel inşaatı için yüklüce bir kredi almışlar bankadan. Bunu iyi nesi? Abi müsaade eder misin, ben bir telefona bakayım. Hande'cim ben alırım onları. Sen şey yapma Hasan, ben yemeğimi bırak. İyiyim ben. Allah'a çok şükür iyileşti. Sen misafirsin kızım, otur. Olur mu Zümrüt teyzeciğim, ben de bu evin kızıyım. Her şey yolunda Bahtiyar abi ya. Bir şey yok yani. Hande'nin... Tamam ben şey yapacağım ama. Hande diyordun. Yok ben Bahtiyar abiye sizde olduğumu söylüyordum ya. Şey değil yani. Bu çekingen haller ne ya? Nikah şahidim olmak kalmaz mı geçti yoksa? Yaman. Beni ziyarete geldiğini biliyorum. Söylediklerinin de hepsini hatırlıyorum. Sağ ol kızım. Sen böyle şakalar yapmayı çok seversin ama ölümün şakası olmaz Hande. Beni duyduğunu biliyorum. Sen hiç kabullenmek istemedin ama bizim aramızda asla kopmayacak bir bağ var. Sen ölürsen ben de ölürüm kızım. Ben sana yalan söyledim. Bitti dedim. Çünkü ben seninle takılı kaldım Hande. Bu yüzden kaçtım, bu yüzden evlendim. İnsan kalbi acıyınca çıkarıp atabilir mi? Ben seni içinden çıkarıp atabilir miyim? Sen benim kalbimsin. Ama başka çarem yok. Kendi yoluma gitmeliyim. Kaderimle hesaplaşmalıyım. Bana bunun cezasını kesme Hande. Bak beni yalnız bırakma, tamam mı? İstediğin kadar kızdır beni, bin kere Ferit de. Yani istediğin gibi oyna benimle ama bak. Beni sensiz bırakma, tamam mı? Yalan söylüyorsun Hande. Beni tartma. İnsan kalbi acıyor diye onu çıkarıp atabilir mi?
Ferit merhaba. Ayşe sana da merhaba. Siz kazandınız. Ben kaybettim. Ferit, hatırlıyor musun? Seninle kumdan atlamaca oynuyorduk. Her seferinde dört ayağının üstüne düşen bir Hande olduğunu unutuyorum tabii. Unutmak en güzel intikam ama ben beceremiyorum. Kimseye söylemeyecek misin hatırladığını? Her şeyim zamanı var. Sen şimdi bana bunları niye anlatıyorsun ki ya? Yani sen bana bu sırrı veriyorsun da benim birilerine söylemeyeceğim ne malum? Niye yapayım bunu? Çünkü o gece söylediklerinde samimiydin. Ben artık sendeki yerimi biliyorum. Kandıramazsın beni. İster söv, ister kov. Ben gerçeği biliyorum artık. Burada mıydınız? Bize düğünümden bahsediyor. Her şeyi çok güzel ayarlamışsın canım arkadaşım. Sana geldim. Hiçbir şey yarım kalmasın diye geldim. Acısı yaşattın. Senin yüzünden neredeyse benim oğlum ölüyordu. Hak etmiyorsun. Oğlumu da, ailenin gelini de olmayı hak etmiyorsun. Efendim Kerim. Hanımım. Ferit Bey Ayşe Hanım'ın evine geldi. Ya ne yapıyor bu çocuk? Ne yapıyor? Ne zaman akıllanacak bu çocuk? Tamam Kerim oradan ayrılma. Kaçta çıktı, nereye gitti, ne yaptı? Hepsini takip et. Tabii ki efendim. Ha Kerim. Şu videoyu sakladın değil mi? Merak etmeyin efendim. Tamam.
be oğlum. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne zaman akıllanacaksın? Ne zaman? Gel dedin, geldim. Yarım kaldık dedin. Yarım kaldık. Yarım kaldık ha Ayşe. Sen yorgunsun. Biraz uzan istersen. Ben de sana bir kahve yapayım. Otur. Yorgun değilim. Ve kahvesi sarhoş muyum ben? Konuşacağız. Bizi konuşacağız. Yarım kalanı konuşacağız. Ferit'le Ayşe'yi konuşacağız. Aşkımızı konuşacağız, aşkımızı. Böyle kalkıp gidemezsin Ayşe Hanım. Yarın konuşuruz. Şimdi. Yorgunsun. Yorgun değilim. Sadece çok kırgınım. Kendime kırgınım. Sana kırgınım. Dargınım. Ama yine de buradayım bak. Yanındayım. Aşkına mahkumum. Ne olursa olsun. Ne dersen de. Ne yaşarsak yaşayalım. Yapma böyle. Sen de bakma böyle. Ölüyorum. Ölüyoruz. Ayşe. Efendim. Biz niye böyle olduk? Hı? Niye yarım kaldık? Kalmayalım be. Ben yarım kalmak istemiyorum. Biz olalım istiyorum. Beraber olalım. Mutlu olalım. Ben hayatımda ilk defa başka birinde kendimi gördüm. Sen bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Eğer gidersen beni de götüreceksin kendinle. Gitme. İstemiyorum gitmeni. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim.
Kusura bakma dün gece için. Öyle dizlerinde... Uyuyakaldın. Özür dilerim. Yani ben aslında daha erken gelecektim ama... Bir mekana gittim. Kalkacaktım. Abim geldi. Biraz dertleştik. Demlendik. Olur öyle. Sıkma canını. Sağ ol. Yani ben aslında sen... çağırınca hemen gelecektim şu yarım kalan mesele için. Boşanma meselesi. O mesele. Ben imzamı attım. Sıra sende. Sıra bende. Ben imzaladım. Sen de imzala, bitsin gitsin diyorsun yani. Peki, sen nasıl istiyorsan öyle olsun. İmzalayalım bakalım. İçinde en hayırlısı bu olacak. Göreceğiz. Eyvallah Ayşe. Allah'a emanet ol. Ferit. Böyle mi ayrılacağız biz ya? Hani ne bileyim, biz farklıyız. Böyle dargın, birbirimizin yüzüne bakmadan, kırgın, ne bileyim. Ne yapayım Ayşe? Ne istiyorsun? İmza dedin, attık. Ayrılıyoruz diye mutluluktan eğleneyim mi? Ne yapayım? Gerekirse eğleniriz de. Yeterince üzüldük, yıprandık, acı çektik. Boşanmamızı kutlayabiliriz mesela. Değişik bir şeyler mi yapsak? Değişik bir şeyler mi? Evet. Sen bana hep değişiksin diyordun ya. Kutlama demeyelim de. Çok üzdük birbirimizi. Üzmeyelim, yıpratmayalım. Hayat bize bir oyun oynadı. Onu kabul edelim. Ama biz zaten oyun arkadaşı değil miyiz? Sen vallahi çok değişiksin ya. Hadi. Hadi oyun arkadaşım. Gerçekten çok değişiksin. Sultanım. Günaydın. Bir yerden de karşılıklı içer miyiz? Ha? Ayşen. Ayşen. Bize iki kahve yap da şöyle karşılıklı içelim annemle. Ben kahvemi içtim. İşim gücüm var.
Ne oldu, sen gene neye kızdın annemle? Ha? Neredeydin sen dün akşamüstü? Şeydeydim. Neredeydin? Ya. Neredeydin? Hadi söyle. Tamam. Söyle. Seninle sonra konuşacağız. Hadi yardım etsene. Her şeyi ben yapıyorum. Hadi. Niye bakıyorsun öyle? Yardım etsene. Sana değişik diye diye ben de seninle birlikte değiştim galiba. Neler değişti mesela? Sevinçlerimle üzüntülerim yer değiştirdi sanki. Ben eskiden neye sevinirdim, neye üzülürdüm hatırlamıyorum galiba. Anlamadım. Her şey yapma Allah aşkına. Bunda anlamayacak ne var? Bu hayatta kaç evli çift boşanıyor diye piknik yaparak bunu kutlar? Bilmem. Ben sadece sevgiyle nefretin yan yana gelmesini istemiyorum. O yüzden. Ama biz yan yana gelebileceğiz değil mi? Doğru bulmuyorum Ferit. Geleceği düşünmeyelim artık. Ana odaklanalım, anın tadını çıkaralım. Vay arkadaş ya. Ben biz diyorum, Ayşe Hanım peynir yiyor. Ne yapayım, çok acıktım. Afiyet olsun. Sana da afiyet olsun, hadi başla. Başlayalım bakalım. Nerede? Bekle. Değişik ya. Vallahi değişik. Al bunu. Doktor bey, biz kontrole gelmiştik ama bir terslik yoktur umarım. Uzun uzun baktınız da sonuçlara. Ya nereden çıkarıyorsun Allah aşkına? Bak doktor konuşsun. Beyin MR'ında ters bir durum görünmüyor. Hala yakın zamanı hatırlamıyor musunuz Hande Hanım? Bazen böyle hatırlar gibi oluyorum ama ağrı vuruyor başıma. Bırakıyorum düşünmeyi. Anlıyorum. Bu durum zamanla düzelecektir diye tahmin ediyorum. Ama esas olan... Görüşmem gereken daha önemli bir konu var sizlerle. O yüzden çağırdım. Düşmeden kaynaklı daha önemli bir durum olabileceğinden şüpheleniyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim. Daha önce belki vardı ama biz yeni görebildik. Ya doktor bey, Allah aşkına ne söyleyeceksiniz söyleyin, kalbimiz duracak ya. Şu an kesinlikle bu yüzdendir diyemiyorum. Gelen tetkik sonuçlarına göre Hande Hanım'ın rahminde bir doku hasarı tespit ettik. Ne demek bu şimdi? Bu hasardan kaynaklı... Hamile kalmanız imkansıza yakın görünüyor. Evet. Ağaçların dallarına doğru hadi. Duygular sarınca bulutların üstüne hadi. Gizlice çıktın mı o bulutun üstüne? Yaklaştım. Hadi o zaman. Gözlerin kısıldadı. Çıktık. Sen de yanı başımdasın.
Keşke atabilsek sırtımızdaki yükleri tek tek. Kaçırdığımız güzelliklerin önünü kesebilsek. Bir daha yaşasak. Kavgaları, yanlış anlamaları, mutsuzlukları atsak aşağı. Kuşların kanadına tutunsak. Daha hafif yaşasak. Neşeyi ıskalamadan, yaşamın tadını alarak. Pamuk şeker tadında olsa hayatımız keşke. Bir sana bir de bana. Biri böyle dedi diye karalar bağlamayın hemen ya. Başka doktorlara gideriz. Çare arayacağız. Çare dünyanın öbür ucunda olsa ben kızımı götürürüm. Allah'ım ya. Asmayın suratınızı bu kadar. Durdur arabayı Hüseyin. Ne oldu? Sana durdur dedim. Zümrüt. 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 İyi misin? Su ister misin? İstemez. Tabii çok yorulduk ya. Hadi eve gidelim. Sen eve gelmeyeceksin Hüseyin. Sen evi artık unut Hüseyin. Unut. Yeter. Kızımız hastaneden çıksın dedin. Çıktı. Bugün dedin, yarın dedin, o dedin, bu dedin. Yeter artık Hüseyin. Bütün bunların vebalini bizim yavrumuz ödemeyecek. Sen ödeyeceksin Hüseyin, sen. Ben her sabah yüreğim ağzımda benim yavrumun başına bir şey mi gelecek diye uyanmak istemiyorum artık. Yeter. Ya evladımız bu haldeyken sen hala derdin beni içeri attırmak ya. Ya biliyor musun? Sanki Ayşe denilen kız bizim evladımızdan daha kıymetli. Ayşe çıktı. Sevin. Bak dışarıda. Ben yarın demiştim. İşte oldu yarın, tamam. Bitti. Bitti. Ne bitti be? Zümrüt, senin hiçbir şeyden haberin yok. Bu Bahadem'den iti öldüren serseri bugün polise teslim oldu. Bu kadar geç teslim olmasının sebebi neymiş biliyor musun? Beni azmettirici olarak gösterip benden para sızdırmak. Sen de onun ekmeğine yağ sürüyordun. Ne yaptım ben? Bütün şantajları kaydettim. İstersen sana da dinleteyim ben. Götürdüm bu sabah da polise verdim. Ya ben kızımı korumak istedim Zümrüt. Ben kimseye git adamı öldür demedim. Git cinayet işle demedim. Ya ben cinayet işleyecek bir adam mıyım? Ben senin kocanım. Ya ben suçsuzum. Niye bana inanmıyorsun Allah aşkına ya? Ben bir şey yapmadım ya. Allah Allah ya. Bu Ferit denilen adam benden korksun. Kızıma yaptığı her şeyi tek tek ben ona ödeteceğim. Ya buna nasıl dua edilir bilmiyorum ama. Çok şükür ki kızım hafızasını kaybetti. Çok şükür ki bunları hatırlamıyor, unuttu. Unutmadım baba. Hande. Unutmadım dedi. Kızım. Ben her şeyi hatırlıyorum, siz rahat olun. Hatırladım. Senin bana el kaldırdığını. Bütün bu kavgalarınızı. Keşke unutsaydım. Hatta keşke Ferit'i de unutsaydım. Ya da yaşadığımız bütün kötü şeyleri unutsaydım. Keşke hafızamı silmek bu kadar kolay olsaydı. Keşke Ferit'le evlenip anne olabilseydim. Ayşe aklanmış anne. Mutlu musun? Ben çok mutsuzum ama. Ben bu haldeyken o kızın bu kadar mutlu olmasına dayanamıyorum. Yavrum. Yavrum. Çok güzel bir gündü. Evet, çok güzeldi. İyi ki geldik. Değil mi? Değişik oldu. Evet, değişik oldu.
Sözleşme elimde hanımım. Ben anlamıyorum Kerim. Ferit protokolü imzaladı demedin mi sen? Sonra da güle oynaya dışarı mı çıktılar? Aynen öyle hanım. Çıktıklarında da oldukça keyif değildiler. Ne yapıyor bunlar? Oyun falan mı oynuyorlar yine? Bilmiyorum hanımım. Barışmış olabilirler mi? Hayır Kerim. Barışmak yok. Sözleşmeyi bana getir. Sözleşmeyi alıp geliyorum hanım. Tamam. Hemen işleme sokalım. Efendim? Buyurun benim. Nasıl yani? Kim itiraf etmiş? Tamam, haber verdiğiniz için çok teşekkür ederim, sağ olun. Ne oldu Ferit? Bağ'ı öldüren tutuklanmış. Nasıl ya? Teslim mi olmuş? Yani ben şimdi aklandım mı, serbest miyim, bitti mi her şey? Bitti. Denetim tedbirin kalktı. Artık mahkeme yok, karakol yok. Antakya yok, Ferit yok. Tamamen özgürsün. Gözün aydın. Ferit.